Kalp ve damar tıkanıklığı olan hastalar peki nasıl tedavi edilir? Bu tür şikayetlerle gelen, yani işte biraz önce bahsettiğim gibi göğüs ağrısı şikayetiyle veyahut da kalp kriziyle gelen, kriz esnasında bu hastalar, insanlar bize başvurmaktalar. Ne yapıyoruz? Biz nasıl tanık oluyoruz burada? Tabii ki bu şikayetlerle gelen, daha doğrusu göğsüm ağrıyor, kolum ağrıyor, işte bu çeneme vuruyor, sırtıma vuruyor şeklinde şikayetleri olan veyahut da ya bugünlerde çok çabuk yoruluyorum, bir kat merdiveni çıkamıyorum diyen hastalarımızda yaptığımız belli bir tetkikler, tanı yöntemleri var. En başta gelen bir efor testidir. Bu efor testi kişi efor yaparken elektro kayıtlarının alınmasıdır. Kalp elektrotlar bağlıyken efor yaptırılır ve onun sonucunda da kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik varsa, çünkü kalbin kan gitmeyen veya az kan giden bölgesindeki elektriksel aktivite değişiyor ve bunu biz kaydedebiliyoruz. Bu kayıtlarda görüldüğünde bu bizim için çok son derece önemli bir bulgudur. Fakat efor testi eğer pozitif çıkar ise çok anlamlıdır. Negatif çıkması, yani elektroda herhangi bir şey bulamadık, efor testi negatif diyoruz. Bu kişilerde damar hastalığı olmadığı anlamına gelmez. Genellikle negatif çıkması durumunda %50-60 ihtimalle bir problem yoktur. Ama bana göre %40'a yakın ihtimalle olabilir. Yine de damar hastalığı olabilir. Burada biz şikayet daha ön planda olarak değerlendiriyoruz. Bir diğer aşama, bundan bir ileri aşamada şüpheli durumlarda eğer efor testi pozitif ise bu hastaya anjiyografi yapılması lazım direkt olarak. Konvansiyonel anjiyografi dediğimiz, yani kasıktan veya koldan girerek damarların içerisine ilaç verip onun bir X-ray sine anjiyografi sistemiyle kaydedilmesi esasına dayanan bir tanı yöntemidir. Burada biz hangi damarda nerede darlık olduğunu %100 doğrulukla görebiliyoruz. En kesin tanı yöntemidir anjiyografi. Biz buna koroner anjiyografi diyoruz. Koroner anjiyografi den daha ileri bir tanı yöntemi yoktur. En ilerisi budur. Ama bu arada bize tanı yöntemlerinden, anjiyografiden daha non-invasive diyoruz. Yani daha nasıl söyleyeyim, anjiyo gibi bir travmaya maruz kalmadan tanı konulabilir mi şeklinde çok talep ve soru geliyor. Başka efor testinin daha ileriki aşamaları, şeyleri olan bazı tetkikler var. Bunlardan bir tanesi talyum testi dediğimiz. Sintigrafik olarak kalpte az kan giden bölge var mı yok mu onun dedekte edilmesine dayanan bir tetkik vardır, yöntem vardır. Bu yöntem efor testinden daha anlamlıdır. Fakat sadece evet burada bir problem var dedirtir. Fakat problemin tam olarak nerede olduğunu göstermez. O sebeple bu yöntemde eğer biz yine pozitif çıkar ise, yani talyum testinde problem var dersek yine anjiyografi yapılması lazım. Üçüncü yöntem son zamanlarda tomografik anjiyografidir. Burada herhangi bir yerden herhangi bir şekilde iğne falan yapılmasına veya kasıktan, koldan girilmesine gerek kalmaksızın tomografik olarak koroner damarların sadece bir el üstünden bir damardan bir ilaç verilerek görüntülenme yöntemidir. Fakat bu yönteminde koroner anjiyografi kadar kesinliği yoktur. Yalancı pozitif veya yalancı negatif olma ihtimali
yapılan cihazlara göre %5 ile 10 arasında değişiyor bugün bilinen yöntemlerde. Ve bize yine şunu gösteriyor ki evet burada bir hastalık vardır veya yoktur. Fakat tam olarak şu kadardır bilgisini doğru olarak vermediği için bu yöntemde çok kesin değildir. Bu yöntemde de pozitif bulunduğunda biz tedavi için mutlaka yine eninde sonunda anjiyo yapıyoruz. Koroner anjiyografi yapıyoruz. Koroner anjiyografi riskli midir? Bu da çok sorulan bir sorudur. Riskli bugün, midir peki? Şöyle, belli bir riski vardır. Fakat bugünkü yenilen teknoloji, teknik, cihazlar ve yapan kardiyologların ustalaşması sonucunda bir zamanlar ilk yapıldığı 1950'li yıllarda %1'lere varan risk varken şu anda 10.000'de 1'ler civarında riske sahiptir. Yani son derece düşük bir riski vardır. Yani fakat teknolojinin ilerlemesiyle de tabii, anjiyografi. Evet. Şimdi konvansiyonel yani bu bahsettiğimiz şekilde başlangıçta bu tanı yöntemi anjiyografi sadece kasıktan yapılıyordu. Daha sonra kateterler geliştirildi. Koldan da yapılabilir hale geldi. Şöyle koldan mı anjiyo yaptıralım, kasıktan mı anjiyo yaptıralım şeklinde sorular geliyor. Hangisi daha etkili hocam? Şöyle koldan anjiyo yapmanın yapılmasının hasta açısından bazı konforları var. Bunlardan birincisi yürümesi. Şöyle ki koldan kol damarından direkt hani şu nabzı aldığımız damardan girip bu anjiyo işlemi tamamlanabiliyor. Yapıldıktan sonra da buraya bir bant yapıştırıyorsunuz. Hasta bir saat sonra, yarım saat, bir saat sonra evine gider. Ama kasık olduğu zaman? Kasıkta ise kasıkta daha büyük kateterler ve büyük damara girişim yapıldığı için burada kasa yerleştirilen kateter çıkartıldıktan sonra yaklaşık olarak 4-6 saat burada kum torbası baskı uygulanması gerekiyor. Bu da yatmayı gerektiriyor. Böyle bir fark var. Peki ikisinin arasında fark nedir? Kasıktan yapılan anjiyolardaki kateterler daha büyük olduğu için görüntü kalitesi çok daha iyidir. Ve siz bazı işlemlerin kasıkları mı öneriyorsunuz yoksa kolu mu öneriyorsunuz hocam? Biz bunu da tamamen hasta tercihine bırakıyoruz. Tamam, aslına bakarsanız ama bazı olgular var ki daha önceden anjiyo yapılmış, problemli, daha önceden bypass ameliyatı olmuş, daha titiz çalışılması, bakılması gereken durumlarda kasığı tercih ediyoruz. Kasıktan yapılmasını öneriyoruz daha doğrusu. Şöyle ki bu gelecekte daha tekniğin daha da gelişeceğini, hatta anjiyografinin hiç herhangi bir yerden bir kateter yerleştirilmeden yapılabileceğini ben düşünüyorum. Teknoloji oraya doğru gidiyor.